Kapanışa doğrudan herkese iyi akşamlar diliyorum efendim. Ben Gözde Kuyumcu, piyasalara dair son notları ve başlıkları aktaracağız. Bugün küresel anlamda ABD tarafından gelen veriler özellikle ABD borsaları küresel tarafta bir miktar baskı etkisi yarattı. Bir miktar da tabii ki gelişen ülke kurları üzerinde baskının sürdüğünü söyleyelim. TL'de negatif ayrışanlar tarafında ilk sırada yer alıyor. Özellikle dolar TL'deki bugün için yani TL'nin değer kaybı %1'i aşmıştı. Son durumdaki gelişmeleri değerlendireceğiz Kutay Korap'la birlikte. Tabii bugün dolar endeksinin güçlendiği bir ortam var. Dolayısıyla bir miktar küresel taraftaki koşulların değiştiğini söyleyebiliriz bu anlamda. Ve baktığımız zaman tabii ki içeride enflasyon rakamlarını takip ettik. Beklentinin bir miktar altında ama tabii ki özellikle bundan sonrası için zirve midir değil midir tartışmaları da devam edecektir. Kurdaki yükselişin de devam etmesiyle birlikte Mayıs ayındaki rakama baktığımız zaman aylık 0.89, yıllık tarafta da çekirdek enflasyon %16.99 oldu ama üretici fiyatlarındaki artış daha sert hissediliyor. Dolayısıyla henüz aslında üretici fiyatlarının tüketici fiyatlarına tam olarak belki de sirayet etmediği şeklinde yorumlanabilir. Birazdan Necip Çakır hocamıza da soracağız. Şimdi bir yandan tabii baktığımız zaman Merkez Bankası verilerine brüt döviz rezervlerinde bir gerileme var. 49.2 milyar dolardan 48.7 milyar dolara geriledi. Ve bir yandan da tabii ki bugün yine konuşacağımız veriler arasında az önce belirttiğim gibi ABD tarafında özellikle turizm yani hizmet tarafında, hizmet sektöründeki toparlanma çok net bir şekilde hissediliyor. Hem ADP özel sektör istihdamı beklenti 650 bin olmasına karşı 978 bin geldi. Hem de işsizlik maaşı başvurularında azalış eğiliminin sürdüğünü söyleyebiliriz. Hepsini değerlendireceğiz. Önce Kutay Korap, ardından da Profesör Doktor Necip Çakır bizlerle olacak. Hoş geldin Kutay, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Gözde. Şimdi bugün gelen tabii ki her perşembe olduğu gibi bir menkul kıymet istatistiklerinin detaylarına bakacağız. Tahvil tarafında sınırlı, hisse senedi tarafında da sınırlı alım olduğunu söyleyebiliriz. Evet, şimdi bugün oldukça şu son 1-2 saatlik süre zarfı içerisinde bizim sabahki enflasyonu komple geride bırakırsak birden fazla veri geldi. Bu verileri hızlı bir şekilde eritmeye... Yoğun bir gündem var değil mi? Kesinlikle. Hem yurt içerisinde hem de küresel tarafta. Ki bu yoğun gündem içerisinde de borsalarda da biraz daha satıcılı bir seyir görüyoruz. Her birini eritmeye çalışalım. Öncelikle biz burada yurt içerisinde açıklanan hem DTH rakamları hem de haftalık menkul kıymet istatistiklerini özetlemeye çalışalım. Mesela hisse senedinde bakıyorum. Bu geride kalan haftada 24-28 Mayıs haftasında hisse senedinde 7 milyon dolarlık alış, ki bu alış 6 hafta en düşük alışının gerçekleştiğini paylaşalım. Tam da bu noktada 6.8 milyon. Bir diğer tarafta devlet iş borçlanma senetlerine bakıyoruz. Orada 69 milyon dolarlık yine nette alış gerçekleştiğini görüyoruz ki o rakamda 3 haftanın en düşük verisine işaret etmekte. Özel sektör tahvili tarafında ise 4 haftalık alıcılı görünümün yerini de satış tarafında takip ettiğimizi hatırlatalım. Bunların toplamında da nette baktığımızda haftalık işlemlerde 49 milyon dolarlık bir alış tablosuyla karşı karşıya olduğumuzu aktarmakta fayda var diyelim. Şimdi bunun yanında düzeltiyorum, 49 değil 76, hemen de toplayayım bunu. 69.2 devlet iş borçlanma senetleri tarafından gelmişti. Bir diğer başlık burada baktığımızda, şimdi Mayıs ayını kapatmış olduk biz bu veriyle birlikte. Yani yılın ilk 5 ayındaki hem devlet iş borçlanma senedi hem hisse senedi tarafında netteki işlemlere baktığımızda hisse senedinde 1.7 milyar dolarlık satış gerçekleştiğini paylaşalım yılın ilk 5 ayında. Devlet iş borçlanma senedinde ise 987 milyon dolarlık alış takip edildiğini ve bunu özel sektör tahvillerinin de ucuna eklediğimizde yılbaşından bu yana, yani 5 aylık süre zarfında 711 milyon dolarlık çıkış yaşandığını ve bu çıkışın ana nedeninin de hisse senedi tarafı olduğunu söyleyelim. Bununla birlikte devlet iş borçlanma tahvil ve bononun payı %5.1 seviyelerinde, hisse senedinin payı ise burada %42.1. geride bıraktığımız haftalara paralel bir rakam takip ettiğimizi hatırlatalım. DTH'lar tarafına bakarsak orada da 351 milyon dolarlık bir nette artış vardı. 228 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Parite etkisinden arındırılmış rakamlarda da özellikle burada altındaki pozitif hareket, Euro'daki ise negatif hareket biraz daha göze çarptı. Orada da parite etkisinden arındırdığımızda 109 milyon dolarlık nette bir alış gerçekleştiğini de hatırlatmış olalım. Bu bizim 14.30'da her perşembe karşıladığımız datanın bir kısmı özetiydi.
Kesinlikle. Şimdi ABD tarafından gelen veriler vardı. Az önce hizmet tarafındaki veriyi de karşıladık. Zaten orada da toparlanmanın sürdüğünü, istihdama yansıdığını çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu arada tabii yarın tarım dışı istihdam gelecek. O da çok çok önemli olacak piyasalar adına. Onunla ilgili beklentileri de paylaşalım. Şimdi burada özellikle istihdam piyasasında göze çarpan başlıklardan biri, geride bıraktığımız haftalardaki trend devam ediyor. Ne o trend? Aşılamanın etkisi yavaş yavaş ekonomilerde ön plana çıkmaya başladığını görmekteyiz. Burada ülkenin salgın dönemindeki önlemlerinin gevşetilmesi önemli bir şekilde göze çarpıyor. Ki zaten baktığımızda belki buraya bir aşılamanın da grafiğini atsak, üst üste koysak benzer bir şekilde kademeli artışı orada da takip etmiş olabiliriz. Haziran 2020'den bu yana en yüksek rakama işaret edildi. Burada artış 978 binlik bir artış takip edildi nette. Medyan beklentiye bakarsak 650 binlik bir artış olması yönündeydi. Ve bununla birlikte ABD'li şirketlerinde son bir yılın en yüksek istihdamını sağladıklarını gördük. Neredeyse 2020 Haziran dersek şu anda da neredeyse 11-12 aylık sürenin en yüksek rakamına işaret edildi. Bir diğer veri işsizlik maaşı başvurularıydı. Açıklanan datalar içerisinde işsizlik maaşı başvurularının da 400 bin sınırının altına indiğini gördük. Ve 5 hafta üst üste burada işsizlik maaşı başvurularında azalma gerçekleştiğini görüyoruz. Devam eden rakamlarda ise artışla karşı karşıya olduğumuzu hatırlatalım. Ortalama tahminler 387 bin civarında işsizlik maaşı başvurularının açıklanması yönündeydi. Gelen rakam 385 bin ile ortalamaya paralel bir veriye işaret ettiğini gördük. Pandemi döneminde görülen en düşük rakam yine burada istihdam piyasasında göze çarptı. Dediğimiz gibi istihdam piyasasında kademeli de olsa toparlanma devam ettiğini görüyoruz. Özellikle yine tekrarlayalım, aşılamanın etkileri burada istihdam piyasasına pozitif bir şekilde yansıyor. Artı mobilite de artıyor. Mobilitenin artması da yine dediğimiz gibi ilave istihdam alanları yaratıyor. Fakat bu şöyle yorumlar da görüyorum. İstihdam tarafında bazı noktalarda çalışmak isteyenlerin oranının da azaldığını görüyoruz. Ne demek istiyorum? İş var fakat iş tercih edilmiyor. Bu yüzden de istihdama katılım hızında göreceli yavaş seyri olduğu da yorumlar arasında okuyorum. Dolayısıyla işsizlik tarafında halen daha milyonlar olduğunu da biliyoruz. Bunu da hatırlatalım ama tarım dışı istihdam verisiyle ilgili beklentiyi konuşalım. Şimdi uyarın önemli olacak. Hatta haftanın belki de en önemli verisiydi. Haftanın en önemli verilerinden birini takip edeceğiz ki yarın Powell'ın da açıklamaları var diye biliyorum ben. Özellikle burada tarım dışı istihdam rakamını aldık. Artı işsizlik rakamlarını da alacağız ve bunun yanında saatlik ortalama kazançları da takip edeceğiz ama terminale yansıyan tahminlere baktığımızda mesela Wells Fargo'dan bir ekonomistin yorumu 800 binlik artış gerçekleşmesi yönünde. Hemen ardında en yakın tahminler en iyi tahminlerden bir diğeri 575 binlik bir tahmin var. Uzatmayayım rakamları, medyan tahmine bakarsak 661 binlik bir artış var. Ortalama tahmin ise 663 bin civarında gerçekleşmesi yönünde. En yüksek tahmin 1 milyon, en düşük tahmin 335 bin. En düşük tahmin gerçekleşse bile geride bıraktığımız aydaki rakama göre yine daha iyi bir tablo işaret etmesi bekleniyor. Ki biz hatırlarsan Nisan'da bir şok etkisi görmüştük. Tabii neydi bu şok etkisi? 1 milyona yakın beklentiye karşın. Ortalama beklenti 1 milyondu ki şu an ortalama beklentinin 663 bin olduğunu tekrarlayalım. O zaman 1 milyon beklentiydi, gelen rakam yanılmayayım ama 266 bin civarında, yani beklentiden oldukça uzak bir şekilde karşılamıştık. Piyasa bunu sevmişti. Evet. Özellikle burada biraz daha bu rakamda neye işaret etmişti? Demek ki Fed yetkilileri gerçekten istihdam piyasasına yönelik endişelerini biraz daha teyit eder nitelikteydi Nisan ayısı rakamları. Bakalım yarın gelecek veriyle birlikte tablo nasıl bir yöne işaret edecek? Fakat özel sektör istihdamı tam bir gösterge olmasa da şimdilik biraz daha iyi bir rakama işaret etmişti. Tabii yani Fed'in kararlarını değiştirebilir mi? Yani tahvil alımı tarafında bir azalıma gidilebilir mi diye bir endişeyle özellikle piyasalar tarafında baskının olduğunu söylemiştik. Dolar endeksi yükseliyor ve ABD 10 yıllık tahvil faizi. Bu başlık nereden çıktı? Sonuçta şimdi ilk defa bu varlık alımlarının hızının yavaşlatılacağını biz bugün duymadık. Tabii. Fakat bugün ne diye piyasalarda bunun sesi daha fazla arttı diye sorarsak, özellikle burada Fed yetkililerinden Harker'ın yapmış olduğu açıklamalar biraz daha ön plandaydı. Ne dedi? Tapering'e başlaması yönüne dair bir söylemi vardı. Bu da bugün piyasalardaki satışın arkasında yatan başlıklardan biri.
Fakat sabah saatlerinde benim gözüme çarpan bir diğer başlık vardı ki bence önemli notlardan da biri oydu. SMCCF, İngilizcesi Türkçe'ye çevirirsek ikincil piyasa kurumsal kredi tesisi diye de adlandırılım. Neydi bu? 2020 yılında hatırlarsan acil kredi kolaylığı yoluyla şirket tahvillerini almaya başlamıştı FED. Bu konuda artık yavaş yavaş bu şirket tahvillerini geri satacağını söyledi. Bu da piyasada bence bir kenarda duran önemli notlardan biriydi bugünkü. Özellikle tabii burada hani geri satacağı noktasında endişe yaratılıp yaratılmaması konusundaki soru işaretlerinin de şöyle giderildiğini ben gördüm. Fed'den gelen açıklamalarda mesela net varlık değerinin altında olmamak kaydıyla bu işlemlerin gerçekleşeceği söyledi. Artı tarihte verildi. Vadeye bakarsak vadede 7 Haziran'da başlayacak, 31 Aralık'ta bitecek bu süreç. O 2020'deki tahvil alımlarının şu an ikincil piyasada geri satılması net varlık değerinin üzerinde olmak kaydıyla. Bu başlıklardır ki zaten küresel piyasalarda kırmızı rengin arkasında yatan en önemli unsurlardı. Artı eklemek istediğim notlardan biri de şu ki ABD üçgeninde bir tarafta Rusya ile jeopolitik tansiyon, diğer tarafta bakarsak da Çin ile olan jeopolitik tansiyon, bunların her biri küresel piyasalardaki bugün risk iştahını bozan ilave bir diğer unsur olarak ekleyelim. Bu gelişmeler doğrultusunda zaten dolar güçleniyor. Güçlenen dolarla birlikte biz TL'de içeride kırılgan TL'nin daha zayıf bir performans sergilediğini görüyoruz. Gelişmekte olan ülke para birimlerine görece. Borsa İstanbul'umuza bakarsak endekste 14-15 milyar TL'ye yükseldi işlem hacmi. İşlem hacminin arkasında özellikle Türk Hava Yolları 2.1 milyar TL gibi bir işlem hacmiyle garantiyle birlikte işlem hacminin büyük bir kısmını şu anlık karşılıyorlar. Ulaştırma sektörü pozitif. Neden pozitif? Gelen bazı raporlar vardı. Hisse bazlı raporlar veya sektör bazlı raporlar. O raporların etkisiyle bu hisselerde şu anlık yükseliş görüyoruz. Onun dışında banka sanayi tarafında %1'ler civarında kayıplar vardı. Hemen rapor demişken çok kısa da onu da söyleyeyim. Tabii havacılık sektörü için önemli. Bu aşılama da artıyor. Beklentilerde bir yükseliş görmeye başladık. Hemen çok kısaca 3 hisseden de bahsedelim. Bugün BNP'den gelen Türk havacılık sektörüne dair bir rapor paylaşıldı. Orada özellikle TAV havalimanlarına al önerisi ve hedef fiyat 52 lira 44 kuruş verilirken potansiyel getirisi %118'e işaret ettiğini görüyoruz. Türk Hava Yolları'nda ona keza 19 lira 35 kuruş ve %45 yukarı potansiyel getiri vardı. Pegasus tarafında ise 98 lira 92 kuruş hedef fiyatla %18 potansiyel görüldüğünü izliyoruz. Burada tabii ki de işte aşılamanın etkisi, kısıtlamaların kalkması ve Türk havacılık sektörünün özellikle borç tarafını iyi yönetmesi, maliyet kısması raporun içerisinde öne çıkan majör başlıklar arasındaydı. Rapor çok detaylıydı. Ona belki ayrı bir süre ayırırız. Aynen öyle. Çok teşekkürler kısa aktardıkların için. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından devam edeceğiz. Kapanışa doğru kaldığı yerden devam ediyor Profesör Doktor Necip Çakır bizlerle. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız? Ediyorum. Sağ olun. Siz de iyisinizdir inşallah. Şimdi ben de iyiyim, sağ olun. Bugün tabii ki içeride konuşacağımız konu belli. Kurdaki şu anda değer kaybı devam ediyor. Dolar endeksinin güçlendiği bir gündeyiz. Şimdi zaten bir süredir evet. Aslında hep şunu konuşuyorduk. Dolar endeksi zayıflama eğilimi içerisinde. Ki Türk lirası değer kaybı yaşıyor. Dolayısıyla bir de güçlenirse şayet piyasalarda dengeler değiştiğinde nasıl olacak Türk lirasının kırılganlıkları diye. Bugün o bahsettiğimiz unsurdayız. Şimdi enflasyon tarafındaki beklentileri hep konuşuyorduk. Bir miktar Nisan'da zirveyi görmüş olabiliriz diye. Orada da bozulmanın sürdüğünü söyleyebiliriz. Siz yorumlayın. Tabii. Yani işte veriler malum, yani verilerde benim dikkatimi çeken işte birkaç tane bir şey var. Hı hı. Bir kere üfe çok yüksek tabii ki yani ve üfe ile tüpe arasındaki farkta ilk defa bu kadar yüksek düzeye geldi. 22'ye yaklaşıyor neredeyse bizde. Çekirdek manşet enflasyonu yakın seyirdi. Ama yani bir şey daha var. Yani şimdi aylık üfe 3.92. Enel'in aylık tüfesi 3.94. Yani bunların bu kadar birbirlerine yakın olması da ilginç. Başka bir noktada şey tabii yani herkesin de konuştuğu yani bu kapanmadan ötürü tüketici talebinde bu ayda bir düşme olduğu ve onunla beraber de
istatiklerin bir yani biraz daha geçen ay piyasada birazcık daha düşük bir seviyede seyretti. Ama önümüzdeki aylardan sonra açılmanın da başlamasıyla beraber herhalde burada da bir hızlanma olacak. Bunun üzerinde başka tabii bir takım faktörler de var dünya ekonomisine bakıldığı zaman. Bir kere gıda fiyatları bir yılın zirvesinde. Ve yani küresel tarafı diyorsunuz değil mi? Evet, evet, hı-hı, evet, evet, evet. Yani bir yıldır artıyor, ona yıl zirvesinde. Pardon, yanlış söyledim, düzelteyim onu. MTI endeksine baktığınız zaman da orada aşağı yukarı %77'lik bir artış var. Ve biz bu sene kuraklık yaşıyoruz. 42'de kuraklık tehlikesi var. Tehlikeli yaşlı aslında. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bayağı bir gıda ithalatı yapmak zorunda kalacağız. Gıda fiyatları bu kadar yüksek giderken ve biz de yani kuraklık nedeniyle bayağı bir gıda ithalatı yapmak zorunda kalırken bunun sonucunda yani enflasyonda yani aşağı yönlü bir seyirin ortaya çıkması çok mümkün gözükmüyor bana doğrusu. O yüzden de böyle bir ortamda yani faiz indiriminden bahsetmek de hiç anlamlı gelmiyor. Zaten Merkez Bankası Başkanı da yani işte faizi enflasyonun üzerinde tutmaya devam edeceğiz ya da işte başka bir ifadeyle pozitif bir faiz vermeye devam edeceğiz diye bir açıklama yaptı. Yani umarım bu politika bu şekilde sürdürülebilir ama yani önümüzdeki dönem çok kolay geçmeyecek Türkiye ekonomisi aslında. Öyle gözüküyor. İşte bu gıda fiyatları ve emtia fiyatları bayağı bir etkili olacak gibi. Petrol fiyatları da değil mi hocam? Petrol tabii 71 doları geçti evet. Orada. Evet, evet, o da var. Bir de tabii Çin'den bir enflasyon ihracı var. Bu biraz işimize geliyor bizim. Şu anlamda yani ben işte imalat sanayinde üretim yapan bir takım insanlarla görüşme olanağı buldum bu arada. Yani inanılmaz ülkelerden, Avrupa ülkeleri kastederek söylüyorum, inanılmaz talepler gelmiş. Yani bunlar Çin'den işte bu şeyin de fiyatların doğru da artıyor olmasından da etkilenerek Türkiye'ye kaymış durumdalar. Bir de tabii başka bir faktör daha var bize avantaj olan. Taşıma maliyetlerine çok ciddi artış var ve konteyner sıkıntısı var dünyada. Bu da bizim lehimize gelişen bir şey. Zaten işte bunu ihracat verilerinde de görüyoruz. Yani 3.3'lük bir artış var. Yani umarım Avrupa'nın gelirleri daha da artar. Ve işte bu bizim ihracatımızı daha da artırıcı bir etki yaratır. Çünkü dengeli bilmek için iç ve dış talebin bir arada olması lazım ki bu gerçekleşebilsin. Ve böyle bir seyir içinde gideriz. Yani imalat sanayinin performansı gayet iyi. Onu da belki burada bulmakta yarar var. 11.7'lik bir artış var. Yani genel tablo bu. Amerika ayağına bakınca da orada ilginç gelişmeler var. Yani işte bayağı bir yani Fed'in istihdam hedefini sağlamaya yönelik bir takım girişimler olduğu gözüküyor. İşsizlik maaşı başvuruları 400 binin altına inmiş. Ve özel sektörde aşağı yukarı 800 bin kişi işe almış. Bunlar önemli gelişmeler. Bir de tabii Amerikan dolarından bahsettiniz. Amerikan dolarını etkileyecek başka bir faktör daha devreye girebilir. Rusya'nın varlık fonu. Dolarları sıfırlamaya karar verdiler biliyorsunuz. Evet. Bunun etkisinin ne olacağını kestirmek zor ama yani eğer böyle bir şey çıkarsa ortaya yani dolar satıp yeni bir sürü euro almaya başlarlarsa bu da doların değerini etkileyecektir diye düşünüyorum. Evet, bu bir miktar tabii ki izleyip göreceğiz ama başa döneceğim. Ben özellikle küresel tarafı da biraz daha açacağım ilerleyen dakikalarda ama az önce dediniz ki hani üfe tüfe makası arasındaki fark %22, yani bu çok yüksek bir oran. Evet. Ve biz aslında neredeyse 14-15 aydır kısıtlamalarla geçirdik ağırlıklı olarak hayatımızı ama şimdi bir normalleşme süreci ve aşılamanın hızlandığı bir ortam var. Dolayısıyla tabii talep geliyor. Bu talep evet, tabii, ne kadar tabii canlanacak ve fiyatlara ne kadar yansımasına neden olabilir? Hani nasıl görüyorsunuz oradaki dengeyi? Yani şimdi talep açısından tabii yani bu açılmayla beraber talepte bir artış olacağı kesin. Ama başka bir faktör daha var. Yani gelirlerdeki azalma bu süreçte o kadar çok etkileyici oldu ki insanların satın alma güçlerinin çok ciddi bir azalma çıktı ortaya. Yani ben bugüne kadar hiç görmediğim şeyleri görüyorum. Ben özellikle de bunun için pazara gidiyorum yani. Yarım karpuzlar, yarım işte lahanalar bilmem ne falan, hatta çeyrek satılıyor. İşte böyle gramla alınıyor her şey falan. Dolayısıyla yani işsizlik çok yüksek düzeyde. Bu da işte satın alma gücünü etkileyen faktörlerden bir tanesi. Bu gelir kayıplarıyla beraber talebi azaltıcı bir etkili süre gideceğini tahmin etmek mümkün.
Fakat öbür taraftan da yani açılmayla beraber tabii bir takım şeylerin yani özellikle hizmet sektöründe talepte bir canlanmayı beklemek de çok doğal benim içinde. Çünkü insanlar çok sıkıldılar her şeyden önce ve bir an önce işte sosyalleşmek istiyorlar. Bununla beraber hizmet sektöründe bir canlanma olacak. Ama tabii onu da engelleyen bir takım faktörler var, işte hep konuşuluyor. Yani müzisyenlerin durumundan tutun da işte yani bu kadar erken saatte restoranların kapanmasına kadar bunlar işte eleştirilen konular. Bunlara nasıl bir çözüm bulunacak veya ne zaman bir çözüm bulunacak, bunlar da önemli faktördür. Ama yani şunu genel olarak söyleyebilirim ben. Yani gelirlerdeki kayıplar o kadar yüksek ki ve o kadar ciddi bir yoksullaşma yaşandı ki bu pandemi sürecinde ve öncesinde de tabii. Bunun sonucunda talepte bir artış olmasını beklemek ve buradan işte güçlü bir talep enflasyonu beklemek bana çok mümkün gelmiyor. Hep söylüyorduk, enflasyonun asıl nedeni maliyet enflasyonu olacak. Özellikle işte ithal girdiler aracılığıyla olacak şey. İşte bu yıldan falan bahsettim, emtiyazdan bahsettim bu nedenle. Ve Türk lirası değer kaybetmeye devam ettiği sürece de buradaki maliyet enflasyonunu giderek daha fazla hissetmeye başlayacağız biz. Evet, şimdi tabii onun için sordum. Yani çünkü talep artış gösterebilecek mi gerçekten? Açılıyoruz ama dediğiniz gibi gelir kaybı, alım gücünün düşmesi, bunlar dışarıda da artık gözle görülüp hissediliyor. Şimdi bugün Gökhan Şen'in bir paylaşımı vardı, onu ben soracağım. Bu konu üzerine yazmış, yani Merkez Bankası faiz indirip faiz indirebilir, faizi sabit tutup faiz indirebilir, faizi artırıp faizleri indirebilir diye. Yani uzun vadeli faizlerden, tahvil faizlerinden tabii bahsediyoruz piyasadaki. Dolayısıyla mevcut durumda şu anda hani nasıl bir yol izlenebilir? Çünkü şu anda zaten sıkı para politikası güdülüyor ve zaten bunun da devamlılığını Şahap Kavcıoğlu sık sık vurguluyor. Özellikle biliyorsunuz işte geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı'nın yorumundan sonra tekrardan bir açıklama geldi. Yani erken faiz indirimi yoktur diye ve dezenflasyonist sürecin daha 3. çeyreğin sonu veya 4. çeyreğin başı olabileceğini vurguladı. Dolayısıyla nasıl bir yol izlenmeli? Yani burada bir takım kurumsal sıkıntılar var. Yani maalesef Merkez Bankası'nı bağımsız yapamadık. Yani Babacan demişti galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Merkez Bankası Başkanı bir eksik işçi gibi oldu diye. Yani bu kadar çok Merkez Bankası Başkanı değişikliği olduğu zaman, işte Merkez Bankası politikalarına bu kadar müdahale olduğu zaman, yani bunun sonucunda yani ne bileyim, bir takım dengeleri kontrol edebilmek çok zor. Yani Cumhurbaşkanı bir konuşma yaptı, kur 30 kuruş arttı. Böyle bir şey olduğu zaman işte bunun maliyet ayağını düşünmek lazım. Bir hesap yapmışlar. Yani 122 milyar dolar civarında, milyar lira civarında bir maliyet getirmiş o konuşma sadece. O günkü kur artışı. Dolayısıyla yani kimse faizin yüksek olmasını istemiyor tabii ki. Ama yani şimdi burada bakmamız gereken başka bir takım şeyler de var, değerler de var. Yani eğer bizim gibi gelişmekte olan ülkelerle kıyaslayacak olursa tamam, en yüksek faiz veriyoruz ama yani onlardan kat be kat yüksekte enflasyonumuz var. Ve yani çok ciddi miktarda dış borcumuz var ve dış kaynak bulmak zorundayız. Rezervlerimizin durumu malum. Bu koşullar altında yani yapacak çok fazla bir şey yok ama yani bir de şeyi söyleyeyim yani. Bu faizin bir politik aracı olarak, yüksek faizin politik aracı olarak enflasyona karşı kullanılması sadece kısa vadede geçerli bir şeydir. Uzun vadede bunu sürdürebilmek mümkün değil yani, çünkü bunun sonu yok. Faizle bunu engellerim dediğiniz zaman sürekli faiz artırmak zorundaki olasınız. Bunun sonu yok. Dolayısıyla bizim yapısal sorunlarımızı çözmemiz lazım her şeyden önce. Ve tabii yani en fazla ihtiyaç duyduğumuz şey de böyle bir ortamda güven. Yani piyasalara istikrarı sağlayacak bir güveni vermemiz lazım ki o zaman işte faizi de indirmek mümkün olsun, yüksek oranlı büyümeler de elde edebilmek mümkün olsun ve tabii yani korkunç bir zevranmış olan işsizlik sorununda çözümü mümkün hale gelebilsin. Şimdi dediğiniz gibi tabii evet, tek bacaklı bir şu anda politika var. Yani para politikası üzerinden hep biz konuşuyoruz. Yani faiz artırılmalı mı, indirilmeli mi vesaire diye, ama dediğiniz gibi yapısal sorunlar var. Onların özellikle değiştirmesi gerekiyor. Tabii bu anlamda hani şunu da merak ediyorum. Büyüme dediniz. Türkiye bir anlamda da
yıllar içerisinde özellikle son birkaç yıldır potansiyelin altında büyümeye doğru tabii ilerliyor. Şimdi, 2012'den bu yana. Yani evet, 2012'den bu yana değil mi? Tabii. 2.2'ye düştük 2012'de. O zamandan bu yana potansiyelin altında büyüyor Türkiye ekonomisi. Dolayısıyla böyle de bir risk var değil mi? Tabii bu da giderek işte işsizliğin birikmesine, giderek artmasına yol açan bir faktör haline geliyor. Çünkü yani potansiyelin üzerine çıkacaksınız ki, büyüme oranınızı potansiyelin üzerine çıkaracaksınız ki işsizliği azaltabilirsiniz. Potansiyelin altında kaldığı sürece işsizlik azalması, tam tersine giderek artar. Evet, şimdi olur. İhracat tarafında mesela daha pozitif bir seyir olduğunu söylediniz. Çünkü turizm tarafı zaten malum ortada. Biz de hep söylüyoruz. Gelen turist rakamlarından takip ediyoruz. Gidişattan gördüğümüz yani hemen hemen pek çok ülke şu anda zaten seyahat kısıtlaması içerisinde. Dolayısıyla hani büyüme anlamında mesela bu seneki kompozisyon ihracat ağırlıklı ve mesela iç talep tarafında da baktığımız zaman demin konuştuğumuz unsurlar var. Peki bu nasıl bir baskı oluşturabilir? Yani Türkiye mesela bu sene %6-7 büyüyebilir diye konuşuluyor. Hemfikir misiniz? Yani çok kestiremiyorum ama yani sanmıyorum. Yani şaşırdı beni %6-7 büyüme. Yani ihracat tarafına baktığınız zaman da orada da şöyle bir sıkıntı var. Yani geçenlerde mesela tarımsal bir takım ürünlerin fiyatları vardı. Yani şimdi yanlış hatırlamıyorsam biz kayısının tonunu $700 ihraç ediyoruz. İtalya $2100 ihraç ediyor. Yani bizim ihracatla yaptığımız şey aslında yurt içinde yarattığımız artığı yurt dışına aktarmak. Bunun da anlamı şu, yani $1 milyon karşısında her sene verdiğimiz mal miktarı artıyor. Giderek daha fazla mal vermek zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla böyle bir yapı içinde bir de ihracatında başka bir sorun var tabii. Yani işte konuştuğum imalat sanayideki arkadaşlardan da edindiğimiz yorum o. Artık bunlar içeride çalışmak istemiyorlar, iş piyasaya çalışmak istemiyorlar. Çünkü iş piyasada para dönüyor. Halbuki yani ihracat yaptığın zaman paranı da anında alıyorsun. Bu onlar açısından çok rahat edici bir şey. Bu da iş piyasadaki arzın azalması anlamına gelecek. Arz dışarıya yöneleceği için. Bu da fiyatların yükselmesi anlama taşıyor. Dolayısıyla böyle bir takım sarmallar içine girmiş vaziyetteyiz maalesef. Ama yine de tabii yani bu koşullar altında işte yani bizim gelirlerimizin de düşük olacağını varsayarsak ihracattan başka bir çıkış yolumuz da yok. Ama yıllardır söylenen bir şey de vardı. Bu ihracattaki yüksek teknoloji ürünlerinin oranını arttırmak. Maalesef biz bunu beceremedik. Yani bunun için tabii eğitim gerekiyor. İşte araştırma geliştirmeye ayrılan kaynakların giderek artması gerekiyor. Maalesef biz bunu beceremedik. Özellikle tabii taşıma maliyetleri arttığı için dediniz. Türkiye mesela daha belli başlı lokasyonlar, özellikle Çin'in yerine geçebilme potansiyeli tabii olan bir ülke aslında. Ve biz pandeminin tabii başından bu yana en çok da buna tutunuyoruz. Yani mesela tekstil sektöründe ciddi anlamda orada bir hareketlenme olduğunu biliyoruz. Bir takım yine benzer sektörlere yansıdığını biliyoruz ama tabii ki kilogram başına ihracattan bahsediyorsunuz tabii ki katma tabii, değerli tabii olarak. Dolayısıyla oradaki son durum aslında seneler içerisinde çok fazla gelişme göstermedi değil mi? Tabii. Yani tam tersine dediğim gibi işte artık aktarıyoruz. Yani $1 milyon karşısında verdiğimiz mal miktarı her sene biraz daha fazla artıyor. Onun da nedeni işte şey, yani biz bu kayıtlı şeyde teknolojik ürünler üretiyor olmamız ve onları ihraç ediyor olmamız. Bu anlamda Türkiye ekonomisinde bir tıkanmışlık var. Bunu aşmak lazım her şeyden önce. Bu da tabii üretkenlik artışı da olacak bir şey ama üretkenliğimiz yani 2007'den bu yana doğrusu arttıramadık hiç. Yani bu işsizliğin artmasında falan da işte faktörlerden bir tanesi bu. Hep söyledik, yani ben bunu belki 10 senedir söylüyorum. İnşaat sektöründe büyüme olmaz. İnşaat hiç üretken bir şey değil, alan değil. Ama maalesef son yıllarda bütün stratejimizi inşaat üzerine inşa ettiğimiz için kaynakların yarısını yakın bir büyüme oraya gittiği için böyle bir tıkanmayı yaşıyoruz. Peki Profesör Doktor Necip Çakır, çok çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Genel anlamıyla pek çok unsuru konuşmuş olduk diyelim. Bloomberg.com'da öne çıkanlarla devam edeceğiz. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün verilerine göre dünya tahıl üretimi yeni bir rekor seviyeye beklenirken küresel gıda fiyatları Mayıs ayında 10 yıldan fazla bir sürenin en hızlı aylık bazda artışını kaydederek 39.7'ye yükseldi yıllık bazda.
Avrupa Birliği Komisyonu'ndan yapılan açıklamada İngiltere ile Avrupa Birliği arasında 2021 yılı balık avlama kotalarına ilişkin müzakerelerde anlaşma sağlanıldı. Açıklamada 75 tür için 2021 yılı balıkçılık kotasıyla bazı derin deniz stoklarına verilecek izinlerin belirlendiği kaydedildi. Bankacılık sektörünün geçen yılın ilk 4 ayında 19.7 milyar lira olan toplam net karı bu yılın Ocak-Nisan döneminde 20.7 milyar liraya yükseldi. ABD Başkanı Joe Biden, Selefi Donald Trump'ın Çin ordusuyla bağlantılı Amerikan şirketlerine uyguladığı yasakları bu hafta daha geniş kapsamlı hale getirmeye hazırlanıyor. Trump döneminde yaptırımların hedefinde Çin ordusuna ait ve Çin ordusu tarafından kontrol edilen veya onunla ilişkili şirketler yer alıyordu. Bitiriyoruz efendim, az sonra günden kalanlarıyla devam edeceğiz. Şeref Oğuz bizlerle olacak, bizi izlemeye devam edin.